Arkadaşlar vizemizi aldık. Çok korkuyordum. Suratımı kızarıklığından göreceksiniz. Gerçekten Buse'yi bir görseniz arkadaşlar. Amerikan Girl bebek alışverişi yapmaya gideceğiz. Şurası diyorum. Çekmek yasak çünkü arabadan gel çekeyim. Sabah tabi. 7.45'teydi radyomuz. Saat 10 mu? Saat 10. Tam 10. Saat 10. Anca çıktık gidiyoruz. Ve bu kadar insan da bekliyor burada evet. Hala. Arkadaşlar çok korkunçtu. Videolar gelecek. Amerika'dan harika videolar geliyor olacak arkadaşlar. Sakın hiçbir yere ayrılmayın. Çok yakında Amerika'ya gidiyoruz. Amerika vizesiyle ilgili o şeyi anlatmadım ve şimdi olan yolculuğumuz biraz uzun. Şimdi anladım şu an. Evet, 8 Mart'ta başvurduk. Bugün 11 Mart ve 10 Mart'ta pasaportlarımız elimizdeydi. Amerika vizesi almayı düşünenler, Amerika vizesine başvurmuş ve şu an randevusunun gelmesini bekleyenler, bu video sizin için faydalı olabilir. Biz 6 Mart 2022'de yani geçen sene bu ay, birkaç gün önce İtalya vizesi randevumuz var. Çünkü geçen sene Nisan ayında İtalya'ya gitmiştik. Yani şu anda geçen sene bu zamanlarda İtalya randevumuz var ve daha öncesinde Fransa'mız vardı. İkinci Schengen'imiz olduğu için biz bir gaza geldik. Dedik ki neden Amerika'mızda olmasın? Birkaç araştırma yaptık ve öğrendik ki bu Schengen'ler gibi değilmiş. Böyle 2 ay, 3 ay işte ne bileyim kafalarına göre 10 gün falan vereceklerse hiç bulaşmaya gerek yok. Çünkü öyle bir vize çıkarsa boşuna para harcamış oluruz, gidemeyiz. O yüzden biz de araştırdık, baktık ki 10 sene veriyormuş. Hemen başvurduk. 8 Kasım 2023'e verdi. Yani 1 sene 9 ay, neredeyse 2 seneye yakın bir son zamana verdi randevumuzu. Zaten bizim de yakın zamanda Amerika'ya gitme gibi bir durumumuz yoktu. Hani öyle bir planımız veya işte ihtimalimiz yoktu. O yüzden biz de dedik ki alalım, ne var 8 Kasım seneye bekleriz yani. Bir sene 8 ay falan gibi bir şey beklemiş oluyorduk. Bekleriz, sorun yok falan dedik kendi kendimize ve ödedik, aldık randevumuzu. Sonra ben yavaş yavaş Telegram gruplarına falan girmeye başladım. Ve öğrendik ki biz bu tarihi geriye çekebiliyormuşuz. Derken bir gün işte dediler ki 8 Mart'a sabah erken saatte boşluk var, hemen girin diye. Ve ben, bizde iki tane başvuru var. Hem anneme hem bana başvuru var. O yüzden birazcık gerildim. Acaba benimkini alabiliriz, annemkini alamaz mıyız, annemkini alabiliriz, benimkini alamaz mıyız diye biraz gerildim. Ama sonuç olarak iki hesaba da ayrı ayrı girerek hemen 8 Mart 2023 yaklaşık yani 8-9 ay geriye çekmiş oldum. Ama benim içimde bir korku. Çünkü ben Instagram'dan birkaç tane danışmanlık şirketi takip ediyorum. Onun dışında Telegram grupları, Facebook grupları çok fazla red alındığını biliyorum yani. Ve hani her şeyin birkaç saniye içinde mülakatı yapan kişiye bağlı olduğunu da biliyorum. O yüzden çok gerginim. Ve son akşama kadar, son geceye kadar hiçbir şey yapmadım. Yani alınmış randevumla, tam bir sene önce alınmış randevumla ben öylece duruyordum. Ben de o gece oturdum. Aynen benim şu an çektiğim gibi Amerika vizesiyle ilgili video çekenlerin videolarını izledim. Bayağı bir 10-15 tane video izlemişimdir. Orada öğrendim ki DS formumu değiştirebiliyormuşum. Şimdi DS 160 formunu siz randevuyu alırken daha doldurup da oraya DS 160 numarasını girmeniz gerekiyor ya. DS 160'ı ben bir sene önce doldurmuşum. Ne yazdığımı hatırlamıyorum. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Ama yenileyebildim, öğrendim. Ve bir de bu süreç içinde hani bu DS 160 formunu doldurmamızdan bugüne kadar annemin soyadı değişti.
annemin medeni hali değişti ve annemin pasaportu değişti. Yani pasaport numarası değişti. DS-160 formlarımızı tekrar doldurdum. DS-160 formlarımızı çıktısını aldım. Destekleyici şeyler tabii ki de aldım. Annemin nüfus kayıt örneği, benim nüfus kayıt örneğim, ikimizin hani anne kız olduğunu kanıtlamamız için ve birlikte randevuya gireceğimiz için de hani bu şekilde bir kanıtlamamız gerekiyor diye düşündüm. Banka dökümümüz vardı. Hani bir Schengen'le başvururken sigorta dışında neler koyarsanız o kadar onlar vardı yani aşağı yukarı. Koydum çantaya. Annem gece geldi Antalya'dan. Biz sabah bastık. Videonun başında gördünüz o gece şeyi. Tabii biz 6'da çıkacağız dedik ama 6'da çıkamadık. 6.30'a geliyordu biz çıktığımızda. Ve İstanbul trafiğine hesaba katmamışız. Ve biz saat 7.45'te neredeydik biliyor musunuz? Bu tarafta, Anadolu yakasında. Beykoz'a falan bile varamamıştık. Yani o Kavacık'a falan bile varamamıştık. Yani çok uzaktaydık. Yani biz saat 7.45'te oradayken 54 dakika gösteriyordu bizim konsolosluğa varışımız. Tabii ben yine benim gibi video çeken insanlardan dinlediğim kadarıyla zaten çok sır oluyor. Geç kalsanız da bir şey olmaz gibi bir şey duymuşum. Onu beynime atmışım. Ve annem yol boyunca ay ne yapacağız, ay ne edeceğiz falan derken ben diyordum ki yani bir şey olmaz. Zaten çok sır oluyormuş. Geç kalsak da hani alırlar bizi falan. Zaten randevumuz var falan diyorum. Ondan sonra biz tabii gittik. Arabayı hemen bir yere bıraktık. Belgelerimizi aldık. Telefonu, telefonu, her şeyi buraya bıraktık. Hemen gittik koşa koşa. Polise dedik ki bizim randevumuz 7.45'ydi. Saatine baktı. Çok geç kalmışsınız dedi. Saat 9. Belki de 9 yani. 8.45 falan galiba. Hani bir saat geç kalmışız. Bakın İzmit'ten geliyoruz. Trafikte kaldık falan diyoruz. O İzmit'i İzmir anladı. İzmir anlayınca sorun çözüldü. Çünkü İzmir çok uzakmış falan diye. Biz de hiç bozmuyoruz İzmir'den geldik diye. Zaten annem Antalya'dan gelmiş yani sonuç olarak. Biz her ne kadar Kocaeli'den gelmiş olduk. Annem geç Antalya'dan gelmiş. O yüzden biz hani İzmir dedik. Ben de annem Antalya'dan gelmiş, ben de İzmir'den gelmişim falanız böyle. Ondan sonra bize oradan geçirip sıraya koydular. Sırada pasaportumuzu falan kontrol ettiler. Bir daha sordular nereden geldiğimizi. Biz yine İzmit dedik. Yine İzmir anladı. Başka bir kişi. Biz artık geçtik sıraya. Buraları bilmiyorsanız, ben de bilmiyordum ve keşke bir anlatan olsaydı, dinlemek böyle isterdim ayrıntıyı. O yüzden anlatacağım. Önce giriyorsunuz. Polis kontrolünden geçtikten sonra bir daha böyle şey, havalimanından nasıl her şeyinizi çıkartırsınız da böyle hani öyle bir şeyler geçerseniz de X-ray cihazına. Ondan geçiyorsunuz. Ondan da geçtik. Böyle dümdüz yürüyüp asansörle bir üst kata çıkıyorsunuz. Sağa dön, sola dön falan yürü derken bir tane böyle kapalı bir oda ama devasa bir oda tabii ki de. Görüyorsunuz sonlarda böyle gişeler var. Gişelerin önünde de tabii insanlar sıraya giriyor ya. O sıranın önünde böyle yardımcı insanlar var. Bitkinde bir tane böyle bankonun arkasında. Oraya gidiyorsunuz önce. Sıradan gelin falan diyor. Gidiyorsun oraya. Pasaportunu, DS formunu falan gösteriyorsun. DS formumuzu ve pasaportumuzu verdik. Ondan sonra baktılar. İşte annemin soyadı farklı. Annemin soyadına baktılar. Neden farklı falan dediler. Onları bilmem ne falan yaptık. İşte bayağı bir onunla uğraştık. İşte fotoğraf onlara baktı. Tamam sıraya girin dedi. Önce gittik sıraya. Pasaport kontrol. Pasaportlarımızı kontrol etti. Oradan yan tarafa geçin dedi. Yan tarafa geçtik. Parmak izimizi verdik. Sağ 54 parmak, sola 4 parmak, baş parmaklar falan diye. Ondan sonra sıraya girdik. Artık asıl şey sırasında. Önümüz arkamız work and travel'dır. Onun dışında böyle bizim gibi turist vize almaya gelenler var. Eşi Amerika'da olup da kendine ve 4 çocuğuna pasaport vize almaya gelmiş bir abla var. Onun dışında bir çok önümüzdekiler var. Çünkü önümüzdekilerin ne oldu bilmiyorum ama sonuçlarının ne olduğunu biliyorum. Çünkü pasaportla dönüyorlarsa reddedilmiştir. Ve ellerinde böyle sarı sarı kağıtlar vardı. Demek ki o da red kağıda. Bakıyoruz, inceliyoruz. Allah diyoruz bu alabilmişim, bu alamamış mı? Çok kişi red alıyor. En sol bankoda bir tane kel gözlüklü tatlı bir amca vardı. Onun yanındaki bankoda kısa saçlı gözlüklü küt bir teyze vardı. Onun yanında kel, yakışıklı, uzun boylu yine bir amca vardı. Onun yanındaki bankoda da bilmediğimiz bir amca vardı ve o hep red veriyordu. Çünkü oradan çıkanların hem randevuları çok kısa sürüyordu. Hem de oradan çıkanlar hep böyle yüzleri asık bir şekilde kağıda bakıyorlar. Red falan yazıyordu. Ondan sonra sıra bize geldi. Bize de kim geldi biliyor musunuz? Küt saçlı, küt sarı saçlı, gözlüklü teyzeden geldi. O teyze böyle en zor veren aslında ikinci kişi gibiydi bizim gözlerimize göre. Zaten ben o kadar gerginim, ellerim titriyor. Ve bir de her soru soranına mesela işte Türk bile olsa ve bana yardımcı olmak için soru sormuş bile olsa mesela işte şey için pasaportunuzu verin falan filan demek için. Onları bile böyle dilim damağıma karışarak yani böyle dilim yutacakmış gibi konuşuyorum. Çünkü çok gerginim. Bir de biliyorum ki en sondaki mülakat aşamasında İngilizce konuşacağım bir de. O yüzden ben tabii böyle gel, annem diyor ki sakin ol terörist gibisin. Anne ne diyorsun? Sakin ol diyor. Alacağımız varsa senin yüzünden alamayacağız diyor. Ondan sonra neyse artık gittik kadına.
Normalde benim izlediğim videolarda bildiğim kadarıyla şeyi sorarlarmış. Hani Türkçe mi konuşalım, İngilizce mi konuşalım deyip bana öyle bir şey sormadılar. Yani bize öyle bir şey sormadılar. Direkt İngilizce olarak başladı. Hello dedi. Ben de hello dedim. Neden gideceksiniz dedi. Ben zaten bunların hepsine çalışmıştım açıkçası. Hemen başladım. Dedim ki we are travel and entertainment content creator on Instagram and YouTube dedim. Ondan sonra so falan dedi. Dedim ki yani we want to go for create content dedim. I know dedi. Onu anladık dedi. Başka dedi. Sonra ben hemen girdim. Şimdi bizim şöyle bir avantajımız var. Bizim YouTube kanalımızda oynadığımız, tanıttığımız bebekler var. Bu bebeklerin adı American Girl bebekler. Ve American Girl bebekler de Amerika'daki çoğu, yani doğumundan yaşına kadar bütün kadınların neredeyse sahip olduğu bir bebek. Çocukken herkesin bir American Girl bebeği olurmuş ve onu hayatları boyunca onunla taşırlarmış, hani evlerinde değerli bir oyuncak diye. Öyle bir şey olunca bildiğimiz için ve karşımıza da kadın denk gelince hemen bunu söylemek istedim. Dedim ki we have a huge American Girl collection dedim. So we want to experience this American Girl stores live dedim. Canlı bir şekilde American Girl mağazalarını deneyimlemek, tecrübe etmek istiyoruz dedim. Nereye gitmek istiyorsunuz dedi. Los Angeles dedim. Dedi ki ama New York varken dedi American Girl'lerin büyük mağazalarının olduğu, neden Los Angeles dedi. Ben hemen orada kendi bilgimi de soktum. American Girl'lerin en büyük mağazası Chicago, Illinois'de. Dedim ki aslında dedim en büyük mağaza Chicago'da ama dedim biz Los Angeles'a gitmeyi istiyoruz çünkü Los Angeles eğlence şehri dedim. Yani Hollywood, işte denizi, güneşi, eğlence şehri olduğu için dedim. Hem orada da mağazası olduğu için Los Angeles'a gitmek istiyorum dedim. Mantıklı falan dedi. Dedi ki sen öğrencimsin. Öğrenciyim, Industrial Engineering okuyorum. Ve hiçbir belgemizi almadı bu arada. Sadece soruyor. Elimizde pasaportları var ve soruyor. Çünkü DS formlarımızı pasaportların üzerine yapıştırdıkları için demek ki oradan bir şeyler yazdı ve oradan bizi inceliyor. Dedi ki Instagram'da annenin 177.000 takipçisi varmış dedi. Evet dedim. YouTube'umuzda 1 milyon daha fazla var dedim. Senin Instagram'da kaç takipçin var dedi. 30.000 dedim. YouTube'da da 200.000 dedim. Sonra açtı Instagram'ımıza falan baktı. Annenin Instagram'ını şu an görüyorum falan dedi. Biz oraya linklerini koymuştuk DS formuna. Oradan galiba tıkladı baktı. Ondan sonra artık bayağı uzun sürdü. Gördüğünüz gibi o kadar çok şey konuştuk ki. Bir yaklaşık 7-8 dakika sürdü. Normalde 2-3 dakikada verip gönderiyorlar veya 2-3 dakikada hani veya saniyeler içinde red verip gönderiyorlar. Bizim 7-8 dakika sürdü. Ondan sonra dedi ki Amerika'ya daha önce gittiniz mi? Hayır. Amerika'ya gitmediyseniz American Girl bebekleri nereden aldınız dedi. Dedim ki Etsy, eBay, AmericanGirlStore.com. Aa okay, make sense falan dedi işte. Mantıklı falan dedi. Daha önce annenle yurt dışına çıktınız mı dedi birlikte. Dedi multiple times. Annemle daha önce İtalya'ya gittik, Fransa'ya gittik. Oo okey falan dedi. Sonra annem dedi ki kulağıma yaklaşıp kadınlar gününü kutla, kadınlar gününü kutla dedi. Döndüm Happy Women's Day dedim. Çünkü annem bu, normalde tabii 8 Mart'ın o günün kadınlar günü olduğunu biliyoruz ama o an aklımıza hiç gelmemişti. Nereden aklına gelmiş? Çünkü tam biz bu konuşmayı yaparken arkadan Konsolos Bey, bilinir artık Konsolos ve yanında bir çiçekçi geldi ve böyle ellerinde bir sürü güller var. Ve baktık ki kadınlara gül dağıtıyorlar. Bizimkiye daha sıra gelmedi. Annem bunu görünce Happy Women's Day, yani kadınlar günü kutlu dedi. Ve ben hemen araya girdim. Happy Women's Day dedim. Anlamadan Happy Women's Day dedim. Aa derken şak diye çiçek uzandı arkadan. Ondan sonra kadın şoka girdi. Döndü arkasına. Aa thank you falan. Yani çiçek dağıttıkları için onlara, yani konsolosa falan. Ondan sonra orada da bir mutlu olmuş oldu kadın. Bayağı bir enerjisi yükselmiş oldu. Enerjisi de yükselmişken çok da iyi denk geldi. Yani mutlu mutluydu. Ve okay, have a nice trip dedi. İyi tatiller, iyi seyahatler dedi. Vizeniz onaylandı kağıdını verdim. Pasaportlarımızı yanına koydu. Ve bize hoşça kal dedi. Ve biz de çıktık. Çok mutluyduk tabii sonra. 8 Mart'tı bu. Döndük eve 9 Mart'ta evdeydik. 10 Mart'ta da mail geldi. Pasaportunuz ulaştı. Gelin alın diye. Gittik pasaportumuzu aldık mahallemizin PTT'sinden. Ve 2030'a kadar artık Amerika vizemiz var. Evet, çok uzun sürdü ama gerçekten böyle her şey. Bir de eğer çocuğu olan varsa şöyle söyleyebilirim. Şimdi Poyraz arkada. Bugün de Poyraz'a başvuru yapacağız. Gözükmüyoruz Poyraz. Poyraz'a başvuru yapacağız. 18 yaşından küçük birine başvuru yaparken normal randevu alır gibi randevu ekranında girip sonra size bir tane şey sunuyor karşısına. DS'ini falan dolduruyorsunuz tabii. Karşınızda aşağıdakilerden birini seçin diyor işte. Annesi veya babasından birinin Amerika vizesi var. Bunları işaretleyince bizi farklı bir siteye yönlendiriyor. Farklı bir ekrana yönlendiriyor. Ve o ekranda diyor ki parayı ödeyin. Ödeyeceğiz şimdi bugün. Ve ondan sonra bize talimat verecekmiş. İşte pazartesi günü, işte 13 Mart pazartesi günü PTT'ye teslim edin Amerika konsolosluğuna diye. Teslim edeceğiz mesela. Gidecek Amerika konsolosluğuna. Onlar diyecek ya bunun annesinin vizesi var. Bunun da vizesi olsun o zaman.
Ve Poyraz'ı da bize verecekler. Yani Poyraz 18 yaşından küçükler için mülakatsız vize. Eğer anne babanın vizesi varsa gitmeye bile gerek yok konsolosluğa, mülakata vesaire. Direkt gitmeden, yüz yüze bile görüşmeden direkt çocuklara vize alınabiliyor. Bu yüzden biz de Poyraz için öyle bir başvuru yapacağız da böylelikle annemin, Poyraz'ın ve benim 10 senelik pasaportlu vizelerimiz olmuş olacak. Ceylin de artık kendi başının çaresine baksın diyorum. Çünkü 18 yaşında. Yani şu an onun alması imkansız gibi bir şey. Okul okuyor çünkü. Biz de aldık. Tek başına kaldı artık o. Zaten şu anda Amerika gibi bir hayali falan da yok. Öyle yani.